Merhaba arkadaşlar, ben ilk yardım eğitmeni Ezgi Kalınkara. İlk yardım gerektiren durumda, okulda, çevremizde herhangi bir şey başımıza geldiğinde neler yapabiliriz? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Herhangi bir kaza durumunda doğru anlamda neler yapabiliriz? Birkaç örnekle başlayalım. Öncelikle epilepsi. Koridorda arkadaşımın düştüğünü, başını şiddetli bir şekilde yere çarptığını, kolunu, bacağını sıkı sıkı kastığını gördüm. Peki, neler yapabilirim? İlk önce sakin ve soğukkanlı oluyorum. Hemen yanına gidiyorum ve yerdeki arkadaşımın başını yana doğru çeviriyorum. Çünkü ağzından köpükler çıkabilir. Panik yapılacak bir durum yok. Sakin ve soğukkanlı olmam gerekiyor. Çünkü arkadaşım bu esnada bir kriz geçiriyor. Bu epilepsi nöbeti birkaç dakika sonra geçecek. Benim yapacağım şey onun yaralanmaması. Başının altına ne koyabilirim? Etraftaki bir arkadaşımın çantasını alıp hemen başının altına yerleştirirsem daha az yaralanmasını sağlayabilirim. Peki, etrafta kolunu bacağını çarptığında yaralayabilecek bir şeyler var mı? Mesela sıra ya da masa. Herhangi bir şekilde onu kenara doğru çekebilirim. Şimdi beklemeye başlıyorum. Bir süre sonra arkadaşım yavaşça gözlerini açacak ve kendisine gelecek. Böylelikle doğru anlamda ilk yardımı uygulamış oluyorum. Yapmamam gereken şeyler neler? Epilepsi krizi geçiren birinin hemen ağzına bir şey sokmaya çalışmıyorum. Çünkü eğer dişlerine herhangi bir temasta bulunursam ona zarar verebilirim. Çünkü çok sıkı bir kasılma yaşayacak. Ya da kolunu bacağını tutmaya çalışmıyorum. Başını tutmaya çalışmıyorum. Tam tersi, o nöbetini geçirirken sağlıklı bir şekilde çırpınmasını ve vücudundan gerekli şekilde o elektriği atmasına izin veriyorum. Doğru müdahale hayat kurtarır, bunu unutmayın. Arkadaşlar, son dönemde sıklıkla karşılaştığımız bir diğer konu boğazına bir şey kaçması. Yemekhanede ya da kantinde ya da sınıfta arkadaşım bir şey yiyordu, birdenbire öksürmeye başladı. Boğazına bir şey mi kaçtı dedim. Boğazım diyor. Bakın, konuşuyor benimle. O zaman sakin bir şekilde ona diyorum ki öksür. Çünkü öksürerek zaten dışarıya atabilecek. Ancak öksüren arkadaşımın birdenbire sesi kesildi. Öksürmüyor ve elini boğazına götürüyor. Acaba bana bir şey mi anlatmak istiyor? Konuşamadığı için boğazımda bir problem var diyor. O zaman yapacağım uygulama hemen onun karnına bastırmak olacak. Eğer sırtına vurduğumda çıkmıyorsa, arkasına geçip karnına bastırdığımda, işte bu güçlü bastırmayla cismi ne yapabilirim? Boğazına kaçan şeyi dışarıya çıkarmasını sağlayabilirim. Yapmamam gereken şeyler de var. Yani öksüren arkadaşıma hemen su vermiyorum içmesi için. Çünkü öksürerek dışarıya atmaya çalıştığı bir şey varken ben su vererek onun daha fazla tıkanmasını sağlayabilirim. Ya da öksüren arkadaşımın sırtına vurmuyorum. Hadi hadi öksürüyorsun, çıkart onu demiyorum. Çünkü öksürerek kendisi atmaya çalışıyordu ama ben sırtına vurduğumda öksürmesi tak diye kesilebilir. İşte benim yapacağım doğru uygulama onun hayatını kurtaracak. Unutmayın, ilk yardım hayat kurtarır. Yaşadığımız bir diğer sorun. Beden dersinde bahçede arkadaşlarımla top oynuyordum. Birdenbire düştüm. Kolumu ya da bacağımı incitmiş olabilirim. Böyle bir durumda kırık da olabilir, bir burkulma da yaşamış olabilirim. Peki neler yapacağım? Yapmamam gerekeni söyleyeyim önce. Hareket ettirmeyeceğim. Yani kolum kırıldıysa ve ah ağrıyor deyip kalktıysam yerden, işte bu kolu hareket ettirmek daha fazla zarar verebilir. O zaman hemen bulduğum bir şeyle hareketi engelleyip sabitlemem lazım. Etrafta neler var? Arkadaşımın okul kitabı. O zaman hemen onu alıp bununla ne yapabilirim? Kolumu sarabilirim. Bir arkadaşımın da o sırada atkısı vardı. Kitabın üstüne atkıyı sıkıca sardım ve şimdi herhangi bir sağlık kuruluşunun olduğu yere gidebilirim. Eğer bir burkulma durumu yaşadıysam, yani düştüm, ayak bileğimi ya da el bileğimi incittim, ah dedim, elime bir şey oldu. O zaman elastik bir bandaj varsa çevremde ya da bir bez parçası, yine sıkı bir bandajla o bölgenin hareket etmesini engelleyebilirim. Hareket ettiği sürece daha fazla yoracağım için, incinmeyi belki de burkulma ya da kas zedelenmesi durumuna getireceğim için koruyorum. Bu durumda yaptığım uygulamadan sonra da soğuk bir şey tutsam üstüne çok iyi olacak. Çünkü bu bölge şişecek. O zaman soğuk uygulama onun şişmesine biraz olsun engelleyecektir. Peki ne var? Arkadaşımın kantinden aldığı soğuk bir su şişesi vardı. Hemen aldım, sardığım bandajın üstüne de soğuk suyu tuttum. İşte şimdi hastaneye gidebilirim. Bugün okulda sıklıkla başımıza gelen ilk yardım gerektiren durumlardan bahsettik. Sizin de sormak istediğiniz başka durumlar varsa, başınıza gelen, bununla ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.